Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 bölüm 3. İsmi zaman, ismi mekan, ismi alet, ismi tasvir ve ismi nisbe. Diğer adıyla ismi mensup konusu işlenecek. Okuma parçası geliyor. Okuma parçasını geçtim. Peşine özgeçmiş formu. Kişinin adı, soyadı, telefon numarası, alanı, süresi vesaire yazıyor. Aynısı burada var. Yani şurada Arapça olarak her ne görüyorsak aynı dizilim. Ne diyor mesela? El ma'lumatu şahsiye diyor. Ne demek o? Kişisel bilgiler. Adı, soyadı diyor. Yani el ismi ve lakabu. Peşine tarihul milat diyor. Burada hangisidir Türkçesi? Şu mudur? Değildir. Sırayla gidiyor çünkü. Peşine doğum tarihi gelmiş. Medeni hali diyor. O hangisidir? O da el hadr içtimaiye. O da budur. Sırayla Türkçesi verilmiştir. Yani manalarını oradan bakarak sırasıyla yazılabilir. Geçtim peşine ismi zaman, ismi mekan, ismi alet, ismi mensup bunları az önceki diyalogta bulun demiş. Dil bilgisi işlendikten sonra bunları bulabileceğinizi düşünüyorum. Henüz dil bilgisi işlemediğimiz için şimdi yukarı çıkıp onları anlatmayı pek uygun bulmadım. Ayetlerde geçen ve zaman, mekan ayette geçen ve zaman, mekan yani aslında zaman ve mekan araç, küçültme ve nispet bildiren isimlerin altını çiziniz. Subhanellezi esra bi abdihi leylen. Leyl kelimesi zaman bildiriyor. Yani herhangi bir isim arıyorsan leyl gece demektir. Mescid diyor. Mescid bir mekandır. Mescid yine bir mekandır. Zaman ve iki tane mekan kelimesi direkt gözüktü zaten. Ya Buneyye ismi tasgir olarak kullanılır. Mefatihul gaybi ismi alettir. Mefatih anahtarlar demektir. Burada kesiran çok manasına gelen kelimeyi mi istemişler? Küçültme diyor gerçi. Burada ne arandığını şu an anlayamadım. Bir saatü saat kıyamet manasında kullanılır. Zamandır dolayısıyla. Yine saat geçmiştir. Kur'anen Arabiyen leallekum ta'qilun. Ne vardı? Zaman, mekan, araç, küçültme, nispet. Arabiyen, Arapça. Bu nedir? Bu da isim mensuptur. Nispet ismidir yani. Başka fi kulubihimul hamiyete hamiyetel cahiliyeti. Bunlara bakalım birazdan ne aradığı daha iyi anlayabiliriz. Aklınıza gelen bazı araç gereç isimlerini Türkçe Arapça sözlükte arayınız. Arapça sözlüklerin hangi köklerden türetildiğini tahmin etmeye çalışınız. Mesela minşar demiş, mismar demiş, miknese, kaddaha ve hizam. Kelimelerin kök harflerini bulup sözlükte arayınız. Bulduğunuz kelimelerin çoğullarını da yanına not ediniz. Sözlükten bakmaya gerek yok aslında ama yine de bakalım sözlük karıştırmaya dair bir bilginiz olsun diye. Minşar nedir? Ne, şera, nun, şin ve ra asli harftir. Başa mim ve sonun bir sana da elif eklenmiştir. Aynısı burada da geçerli. Mim ilave harftir. Şuradaki elif ilavedir. Mim ilavedir. Yine aynı şekilde. Sonraki T de ilavedir. Kaddaha. Kadehadır. Hizame. Hazemedir. Elif eklenmiştir. Bir ikisine bakalım. Mesela ne dedik? Neşara. Gidip sözlükten neşara kökünü bulalım. Ve hemen ardından minşar kelimesini bulalım. Sözlüğe giriyoruz buradan. Neşara. Nun. Şin. Ra. Nun burada var. Şin harfi nerede geliyordu? Burada var. Sen şuradan bir giriş yapalım. Neşara. Minşar kelimesini arıyoruz birlikte. Minşar şurada geldi. Testere demekmiş. Görüyorsunuz. Yaklaştırayım biraz daha. Şurada ne diyor? Minşarun. Çoğulu menaşiru. Testere demektir. Yazıyor. Peşine mismarun. S-M-R-A kökünü arayalım.
Nerede vardı? Semera. Şuradan geç yapayım. Bakalım Semera nerede varmış? Seme'de. Tam olarak ne arıyorduk? Bir de ona bakalım. Mismar. Bu da var. Burada çoğullar, müfettler var. Mismar kelimesini arıyoruz. Mismar. Mismar buradaymış. Şurada yazıyorum. Mismar. Çoğulu. Mesela miru, çivi, tahta, çivi, ufak çivi gibi manalara geliyormuş. Burada ne demiş? Burada da çivi, vida denmiş. Aynı mana. Onu da geçtik. Miknese. Miknese. Miknese için KNS'ye bakalım. Doğru mu? Daha önce bakmadım. Şu an ben de yani kayıt yaparken bakıyorum. K'nin yanında nun arıyorum. Kenese şurada varmış. Keneseden ne arayacaktık? Miknese. Miknese. Burada yok. Burada var mı? Miknas var. Miknese bulduk. Miknesetün mekanisu. Süpürge demekmiş. Kaddaha. Kadeha. Köküne bakmak lazım. Kadeha. Kade. Burada var. Şuradan başlayalım biz. Kadaha. Kadaha'dan tam olarak neyi arıyorduk peki? Kaddah. Mugaddah, gaddahatun, çakmak taşı demekmiş. Çakmak taşı. Hizam. Hazeme. Hizam. Önce ilk harfi buluyorsun yani. Madem hizam demiş, önce ha'yı bul. Ha'dan sonra za gelmiş. O zaman onu bulacaksın. Peşine mi bulacaksın? Sıralama böyle. Yani şu an keskin bir z harfi arıyorum. Şurada ra'dan başlayalım. Bir daha bakalım ne arıyorduk? Hizam arıyormuşuz. Hazeme. Hazm. Hizam burada varmış. Kemer, kayış manasına geliyormuş. Hizam müfredi. Ati çoğulu şöyle gelir. Huzum ve ehzime şeklinde gelir. Kemer demekmiş. Onu da bulmuş olduk. Yani kökünü nereden buldun? Başında mim her zaman için zait gelir. Sonda t varsa o da zaittir. Zait yani fazlalıktır. Peki şimdi bunlara bakalım. Diyor ki mekan ve zaman bildiren isimler. Kural şu. Evvela siz feal fiili, anel fiili, lamel fiili nedir bunu biliyor olmanız gerekiyor. Varsayalım ki bilmiyorsunuz. Hemen kısaca onu işlemeye çalışalım. Şimdi tahtaya bir tane feal yazalım. Ben hatta yazdığı hiç güzel olmuyor. Diğer programda yazılabilir aslında ama açmadım şu an. Feale mazi bir fiil. Feale nedir? Feal fiili nerede? İlk harf. F'dir yani. Aynel fiili aynıdır. Lame fiili lamdır. Ketebe yazarsam hani F yok ki. F olması gerekmiyor. Burada F ilk harfi temsilen yazılmış zaten. K, T, B. Feal fiili hangisi? İlk harf. Aynel fiili ortanca harf. T'dir yani. Lamel fiili sonuncu harf değil mi burada? Ha sonuncu harf demek ki. Feal fiilinden kasıt kelimenin ilk harfi. Aynel fiilinden kasıt kelimenin ikinci harfi. Lamel fiilinden kasıt kelimenin sonuncu harfi. Lakin kelimenin orijinal olarak ilk harfi orijinal harflerden ortancasına aynel fiili, ortanca yine orijinal harflerden sonuncusuna lamel fiili deniyor. Orijinal kelimesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü birisi gelip ifal babından bir mazi yazarsa örnek
Ekrame. Hocam ilk harfi fiil fiiliydi. Buna göre baştaki E yani hemze faal fiil olmalı. Hayır ama Ekrem'in E'si zaittir. Sonradan eklenmiştir. Kelimenin aslı kerume idi. Yani ke faal fiil olur. Ra aynen fiili, mim lame fiil olur. Bu yüzden kelimenin orijinal harflerinden ilkine faal fiili, yine orijinal harflerinden, orijinal kök demek yani, kök harflerinden ortancasına aynel fiili, kök harflerinden sonuncusuna lame fiili deniliyor. Bu mazi fiil için idi, onu anlattım. Muzariye gelirsen yef'ulu. Yef'ulu. Faal fiili nerede? İkinci harf olarak gözüküyor. Anne fiili üçüncü harf. Lame fiili sonuncu harf. Lame fiili demek. Ayn anne fiili. Faal fiili. En baştaki ya ise muzarat harfidir. Yani bunun muzari olduğuna dair bir işaret, bir alamettir. Öyleyse muzari'nin ilk harfine faal fiili deme yani. İkinci harften itibaren faal fiili demeye başla. Peki ketebenin muzarisi nedir? Yek tubudur. Yek tubu. Bu durumda faal fiil hangisi olur? Faal aynel lame. Sen şöyle yap. Sonuncu harften sağdan, soldan sağa doğru ad vermeye çalış. Lamel fiili ba'dır. T aynel fiilidir. Kef faal fiilidir. Ha, ya da muzarat harfidir. Bir tane daha yapalım. F ta ha yef te hu. Yef te hu da aynel fiili hangisi olur? Bizim için şu an önemli şey aynel fiilini bilmek. Yef Tehu. Sonuncu harf lame fiiliydi. Aynı fiili sonuncu harfin bir sağıydı diyerek T olduğunu bilmen gerekir. Peki celese yeclisu mazisini yazıyordum ama bunu hemen muzariye çevirelim biz. Yeclisu. Lame fiil hangisi? Sonuncu harf. Bir sağı aynel fiili yani lam. Faal fiili cim oldu. Ya yine muzarat harfi. Harace mazidir. Yehrucu muzaridir. Lame fiil hangisi? Sonuncu harf. Öyleyse cim. Aynel fiili ra'dır. Aynel fiili demek orada ayın olacak demek değil. Bak dikkat et. Ra harfine aynel fiili diyorum. Çünkü faal fiili, aynel fiili, lame fiili harf olarak değil. Orada fe olacak, ayın olacak, lam olacak demek değildir. Harfin konumunu bildirmek için kullanılan bir kalıptır bu. Bu ne demek yani? Orijinal harflerden sonuncusu lame fiili. Ortancısı aynel fiili. En sağdakine faal fiili denilir ama orijinal harflerden olması gerekiyor. Bunu anlattıktan sonra sülasi fiillerin ismi mekan ve isim zaman yapılarının iki kalıbı vardır. Ya mef'alun ya da mef'ilun diye gelir. Fark ne? Bir tanesinde ayın fethalı, birinde esreli yani dikkat et. Biri fethalı, biri esreli bunlar. Tek fark o. İki kalıp var. İsmi zaman isim mekan ya mef'alun ya mef'ilun diye gelir. Acaba hangisinde gelir? Diyor ki A şıkkı eğer sülasi fiilin muzarisinde anel fiili ki buna ortanca harf dedi. Demin de ben anlatmaya çalıştığım anel fiili fethalı veya zammeli olursa. Fetha üstün demek. Zamme ötre demek. Fetha veya ötre ise anel fiili muzarinin. Bu durumda ismi zamanda isim mekan da mef'alun diye gelir. Yani fetha ile gelir. Başta mim zaittir. İlave harftir. Eğer muzarin aynel fiili kestirili ise bu durumda ismi zaman, isim mekan, mef'ilun yani esre ile gelir. Demek ki esre ise bir tarafa, fetha veya ötre ise diğer tarafa. Mezit fiillerden ismi mekan ve ismi zaman ilgili fiilin isim mef'ulu kalıbında türetilir. İsim mef'ulu neyse onun üzerinde oynama yapılır. Tabloda aşağıya bir bakın demiş. KTB mazi fiildir. Konumuz bununla ilgili değil. Konumuz bizim muzari. Yek tubu aynel fiili ne? Aynel fiili T harfidir. Harekesi ne? Ötre. Zamme yani diğer de işte. Ha, o zaman ne olacak? İsmi mekan, ismi zaman. Mektebun. Mef'alun kalıbında geldi değil mi? Mef'alun. Mektebun. Yani aynel fiili fethalandı. Niye? Muzarın aynel fiili ötre olduğu için. Muzarın aynel fiili laibe yel'abu da olduğu gibi yel'abu fethalı ya aynel fiili. Ha, bu durumda yine aynı kalıpta gelecek zaman mekan. Mef'alun formunda kalıbında gelecektir. Yani aynel fiili fethalıdır iki kalıpta da. Niye burada fethalı geldi bunlar?
Muzari'nin aynel fiili ötre veya feta olursa zaman ve mekanda fethalı gelir demiştik. Bu yüzden böyle oldu. Oysa muzari'nin orta harfi kesre olursa, yani esre olursa, o zaman işler değişmeye başlar. Celese mazisidir ki mazi bizim için önemli değil. Önemli olan muzari'nin anil fiilinin harekesi yec'li sulam anil fiilidir. Harekesi esredir. Ha, o zaman zaman mekan ve fe'ilun kalıbında gelecek. Mec'li sun. Sun değil, lamın fethasıyla değil, estesiyle gelecek. İsteşfa, yesteşfi. Şu an şunu yapıyor. Ben bunu bitirdim. Şimdi neye geldi sıra? Mezitlere geldi diyor. Mezit fiillere geldi sıra. İsteşfa, isteşfeye. Altı harfli bir mazi fiil. Yesteşfiyu, muzari fiildir. İsteşfa, yesteşfi diye okunur. Yesteşfiyu diye okunmaz. Benim öyle okuduğuma bakmayın. Ben kelimenin aslını okudum. Altı harfli olduğunu ifade edebilmek için. İstişfa, müsteşfin, müsteşfen, müsteşfa hastane manasına gelmektedir. Müsteşfa direkt isim ve fırkalı kalıbı. Üzerinde hiçbir oynama yok. İsim ve fırkalı kalıbı böyle geldiği için böyledir. İltaka, iltakaya, iftale, iftal babından mazi. Yeltakiyu, yeltaki, muzari yani. Yeltakiyu, yeftailu. İftal babından muzaridir bilenler için. Mezit fiillerin zaman mekanına örnek veriyordu. Onu anlatıyor. İkinci örnek bu. Multaka diye geliyor. Multakal ebuhur. Bilenler var mı? Multakal ebuhur nedir? İşte burada onun birinci kelimesi verildi yani, multaka derken. Ebuhur söylemedi ama multakayı söyledi. İltaka kökünden geldiği için. Forum diyor. Buluşma yeri. Kavuşma noktası. Cemma, yücemmi'u, tecmi'i, tefil babından veriyor. O da ne gelir? Mücemma diye gelir. Site, toplanılan yer manasına gelmektedir. Manalar yakın yani. Ne oldu? İşte muzdarın anel fiili esre ise işler değişir. Fetha veya ötre ise işler sabittir. Sülasi mücerretlerde böyle. Eğer mezitse fiil, yani sülasi mücerrede harf eklenerek elde edilen bir fiilden bahis açmış isek, o zaman onun isim mef'ulü her neyse zaman mekanı da odur zaten. Aynı kalıptadır yani. Üç tane kalıp aynı gelmiş olur. Peki cümle akarken zaman mı, mekan mı, isim mef'ul mü, ne diyeceğim ben ona? Cümlenin akışına bağlı olarak değerlendireceksin. Bu isim mef'uldür, bu isim zamandır, bu isim mekandır diye karar vermemiz gerekir. Medhal, giriş yeri, girilen yer. Medbah, mutfak, yemek pişirilen yer. Örnekler veriyor yani. Mekelun. Şimdi soru. Testten gidelim. Medhalun gelmiş değil mi? Yani sonuncu harfin bir sağ fethalı geldi burada ismi mekanın. Öyleyse bunun mazisi ne olmalı ki? Burası fethalı geldi de medhilun han'ın estesiyle gelmedi. Neden fethalı gelmiş olabilir? Mazi ve muzari düşün. Muzari'nin anil fiili ne olmalı? Yukarıda geçti bu. Dedi ki muzari'nin anil fiili fetha veya ötre olursa mef'alun kalıbına gelir demişti. Burada da görüldüğü üzere medhalün gelmiştir. Öyleyse muzarisin anil fiili ya fethadır ya da ötredir. Hiç bilmiyorsak iki tahmin. Yani asla esre değildir. Dehale yedhulu veya yedhalu olabilir. Yedhilu olamaz yani. Bunu anlamış olduk. Bu arada bilin ki dehale yedhuludur. Birinci babtandır. Medbeh. Burada da fethale gelmiş. Babeha yedbuhu. Mekel, ekele, ye, kul kökünden mekel geliyor. Merkel değil ama mekel. Yemek yeme yeri. Mesna, sana, yasna'u. Mesna'un. Meb'edun, musalla, namaz kılınan yer. Müstenka, bataklık. Ve diğer örnekler var. Geçtim onu ben. İllet harfleriyle biten fiillerin mekan ve zaman yapıları yapılırken son hareke fetha olur. Eva, yevi, meva diye gelir. Yelhevu, eğleniyor. Melha diye gelir. Ne yaptı? İsmi zaman, isim mekan, özellikle isim mekan ve zaman bitirdi. Araç gereç isimleri, ismi alete geldik.
Kalıplara vermiş form demiş. Mif'alun, mif'alun, mif'aletun, fa'aletun. Kalıplarında gelebilir bu. Bunu eğer fethinden veririz, ftah ederiz. Yani açma aracı. Kayse kökünden, kaf, yas, mikyas, ölçmek, ölçme aracı. Ölçme aracı nedir? Mikyastır. Metredir yani. Peşine sa'ade, sat, ayn, dal harflerini kullanarak bu defa mif'al vezninde getirecek. Mis'adun, asansör, miskabun, delme aracı, matkap. Şimdi mif'aletun vezninde miknesetun, süpürge, miframetun, kıyma makinesi. Araç gereci. Fe'ale kalıbında gassale, çamaşır makinesi, derracı, bisiklet. Deracı ilerledi, derracı ilerleme aracı. Gassale yıkadı, gassale yıkama araç gereci. Hani Nesara yardım etti. Ama bu kalıptan gelmiyor onunki. Nereden geliyor? Mensarın, minsarın kalıbında. Şuradan geliyor. Minsarın yardım etme aracı. Ne yaptık? 4 tane araç gereksinime dair kalıp görmüş olduk. Her biriyle alakalı. Onun dışında yine örnek vermeye devam ediyor. Ne diyor? Mih müfrettir, maharis onun cimrisidir. Pulluk manasına geliyor. Traktörün arkasına bağlanıp tarlayı süren araç gereç. Sağdakiler müfrettir, soldakiler nedir? Mantığın burada yazıyor. Küçültme ismi, ismi tasgir. Fuaylun veya ona benzer formlar kullanabilirsin. Hasene veya Hasanun. Hasanun iyi demek, Hasan demek. Hüseynun. Hasancık, küçük Hasan manasına gelir. Abdun, kul, köle, übeydun. Ne yapıyor? Fuaylun vezni alıyorsun. Nasıl alırsın? Fuaylun vezni ne demek? İlk harfi öteleyeceksin. Sonuncu harfin bir sağına da cizini bir yağ getireceksin demek. Hasenun ne olmuş? Hüseynun olmuş. Yani ilk harf ötelenmiş. İkinci ile üçüncü arasına sakin bir yağ getirilmiş. Bu şekilde elde ediliyor. Abdun, ubeydun, beydun, kelbun, küleybun, bahrun, buhayratun, bahrun deniz, buhayratun denizcik, göl manasına geliyor. Buhayra bu defa sonra t eklenmiş. Kable önce, kubeyl hemen önce, az önce. Ba'de sonra, bu'ayt az sonra, hemen sonra. Şecaratun bir ağaç, şuceyratun küçük bir ağaç. Diğer örneklerin hepsini okumayalım, geçtik. Kelimenin ikinci harfinden sonra bir met harfi gelirse bu met harfi kesre ile harekelenen şeddeli ya harfine dönüştürülür. Fuayyilun kitabun küteyyibun sagirun sugayyirun şeklinde olur. Diğer örneklerde görmektesiniz. Nispet ismi. Lübnan, Lübnaniyun. Size bir isim verirler. Derler ki bunun nispet ismi yani isim mensubu nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Kelimenin sonuncu harfini esreleyeceksin. Peşine şeddeli bir yağ getireceksin. Bitti. Lübnanun, Lübnaniyun. Veya Lübnaniyetun kadın için. Lübnanlı demek ya. Lübnanlı bir erkek diyeceksen Lübnaniyun. Lübnanlı bir kadın diyeceksen kelimenin sonuna T getirirsin. Arabun, Arap. Arabun ne yapıyor? Arabiyun yapıyor. İyi anlaşılması adına bunu bir tane örnek yazalım. Arabun. Nasıl yazılır normalde? Böyle yazılır. Arabun. Eğer bunu o kalıba alacaksan ne yapıyorsun? Hareket vermeden bir defa yazarsın ve sonuncu harfi esreleyip sonuna şeddeli bir ya getirirsin. Bitti. Arabiyun oldu. Raculun. Adam. Raculun. Raculun. Ne yapacaksın? Tekrar aynısını yazacaksın ama sonuncu harfi harekeye verme. Vermedik. Sonuncu harfi vermedik. Gerisine verdik. Sonuncu harfi ne harekeye vereceğim ben? Esre. Başka ne yapacağım? Bir de şeddeli ya ekleyeceğim. Bitti bu kadar. Sonuncu harfin harekesini esre yap. Peşine şeddeli bir ya getirirsen kalıbı elde edersin. Zor mudur? Değildir. Düşünce ve sanat akımlarının adlarında da nispet ekinin dişil formundan yararlanmaktayız diyor.
El faşiye faşizm, el kavmiye milliyetçilik, el kavmiyyun değil de kavmiyyetun. Yani bazen T'nin geldiğini burada görmekteyiz. Ya'dan sonra bir de T'nin geldiğine örnekler verdi. Özel isimlerdeki hemen sonunda elif veya ta merbuta. Ta merbuta yuvarlak ta yani. Varsa ya da ülke adlarının sonu ya ile bitiyorsa nispet yaz ekleneceğinden bunlar atılır, sonra nispet yaz eklenir. Türkiye sonda ne var? Ya var. O yay bir sil. Türkiye yayla bitmiş ya. Şu yay bir sil. Sildim. Türk kaldı. Ha, peşine onu sonunca Türk oldu ya. Kef ya. Kefi estirle şeddeli ya getir. Türkiye yun olur. Amerika Amerikan oldu. Sonunda met harfi var. Elif var değil mi? Elif varsa. Elif'i de sil. Ne yapalım? Kefi esterleyip şeddeli ya getir. Mekke'te T var. T'yi sil. Sonuncu harfi esterleyip ya getir. Mekkiyün. Medinetun. T'yi sil. Sonuncu harf nun kalır. Nunu esterle ve şeddeli bir ya getir. Medeniyün. Medineli. Medine ait olan mesela Mekki, medeni ayetler var. Nasıl yazılır? Mekkiyün, medeniyün şeklinde yazılır. Dünya. Dünyevi, kelimenin sonunda elif-i maksura varsa nispet ismi yapılırken elif-i maksura vava çevrilir. Elif-i maksura budur. Ya öyle dik yazılır ya da ya benzeri yazılır ama noktasız ve sağ fethalıdır yani. Dünya ne yapılır? Bu elif-i maksura vava çevrilir. Dünyevi olur değil mi? Dünyevi elif vava çevrildi. Peşine yine şeddeli bir ya getirildi. Mana, maneviyyun. Şu vav nereden geldi? Nun'un sol tarafında bulunan elif-i maksura vava çevrildiği için burada vav görüyorsun. Feten, genç demek. Feteviyyun. Vav nereden geldi? Şuradaki elif'in vava çevrilmiş halidir. Burada da diyor ki yukarıda gördüğünüz isim türleri ile ilgili birer örneği Arapça olarak webde arayınız. Her bir kelime ile ilgili seçeceğiniz anlamlı birer cümleyi defterinize yazınız demiş. Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki ayetlerde geçen küçültme isimlerinin küçültme öncesi hallerini bulun. Kale ya büneyye. Ey oğulcağızım diyor, oğlum diyor. Oğul İbnun demektir. İbnun. İbnün Büneyye olmuştur. Galu ya Şuaybu ma nefkahu kesiran mimma tegulu. Şuaybun nusayrun vezninde. Küçültme ismi. İlafi Kureyş'in Şuayb Kureyş aynı kalıptır değil mi? Nusayrun Kureyş'un küçültme ismidir. Harfi celerle kullanılan bazı fiiller demiş. Vallabe ala bir şeye devam etmek manasına gelir. Vallabe dediğine bakma. Vallabe müfett müzekker gayb mazidir. Mazinin diğer kalıpları da olabilir. Bu muzari de olabilir. Emir de olabilir. Arasından başka kelimeler girdikten sonra ala da gelebilir. Sonuçta ama vallabeden sonra bir harf cer seçeceksen ona ala seçmeye dikkat et diyor. Kabeza ala. Birini yakalamak manasına geliyor. Yine kabella dediğine bakma. Kabella ve türleri, türevleri. Elemme yulimmu. Bir şeye aşina oldu. Bilgi sahibi oldu manasına geliyor. Peşin hangi harfi cer geleceği gözükmüştü. Kalıp ifadeler an iznikum. Müsaade ederseniz. Minel abeti. Yapmanın yararı yok. Saçmadır yani boşa uğraş. Min kulli hadebin ve sawb. Dört bir yandan her taraftan. Elka, elkavza ala. Birini ele geçirdi, yakaladı manasına geliyor. Bir kıraat okuma parçası geldi. Arapçası, Türkçesi yan yana. İsmi Hişam. Adım Hişam'dır. Eyne nerede? Neskunu, sekene, yeskunu, neskunu, seneskunu. Başına sin gelmiş. Ecek, acak manası yani gelecek zaman ifade etsin diye. Eyne nerede neskunu oturacağız.
İsmi Hişam, adı Hişam'dır. Ben mühendisi petrol. Petrol mühendisiyim. A'melu haliyen fi şirketin kebiratin fil Iraki. Şu anda Irak'ta büyük bir petrol şirketinde çalışıyorum. Büyük bir şirkette çalışıyorum. Devamını okumaya gerek görmedim. Zaten Türkçesi var aşağıda. Diyerek geçtik hemen. Fehmul mekru, okuduğunu anlama. Yukarıdaki okuma parçasına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. İlâ eyne, nereye? Seyentegilu, gidecek. Hişamun, Hişam ve üsratuhu, onun ailesi. Hişam ve ailesi nereye gidecek? Nereye gidiyorlardı? Burada yazıyordur zaten. Gelecek yıl şirketin Dubai'deki şubesinde çalışmak için taşınacağım diyor. Herhalde Dubai olsa gerek bu durumda. Çünkü ailem de benimle oraya taşınacak. Evet, hepsi birden nereye taşınacakmış? Dubai'ye. Seyentegul Hişam ve Suratu ila Dubai. Hep birlikte Dubai'ye taşınacaklarmış. Geçtik, sıradaki soru neymiş? Limada, niçin? Yuridu, istiyor. Hişamun Hişam, en yakuna olmasını, beytuhum, evlerinin, gariben, yakın, min merkezin, ticari, ticari bir merkeze evinin yakın olmasını niye istiyor? Yuridu Hişam, en yakuna beytuhum, gariben, min merkezin, ticari, liyekune şiraul eşya. Liyekune olsun diye, şiraul eşya. Şeyler satın alabilmek için. Limada, niçin Turiyle istiyor Zevcetu Hişam'ın, Hişam'ın eşi en yakını olmasını, Beytum evlerinin, gariben, yakın, minel müsteşfa. Hişam'ın eşi, hanımı, evlerinin hastaneye yakın olmasını niçin istemektedir? Diyenler setamelu. Diyenler, çünkü o, yani eşi, setamelu, çalışacak. Tamelu hiye. Ne olarak? Mümerrivaten, hemşire olarak. Nerede? Fil müsteşfa, hastanede. Kendisi hastanede hemşire olarak çalışacağından dolayı evinin hastaneye yakın olmasını istiyor. Fazla ev ile hastane arasında yol olmasını istemiyormuş. Hel Hişamun ya'melu haliyen fil Iraki. Hel mı mu Hişamun Hişam ya'melu, çalışıyor mu haliyen şu an fil Iraki, Irak'ta çalışıyor mu? Nam, evet. Hüve, o Hişam ya'melu, çalışıyor haliyen şu anda fil Iraki, Irak'ta çalışmaktadır. 5. Hel Hişamun hel mı mu, soru edatı. Hişam mıdır, ne midir? Ya'rifu, biliyor mu? Kem, kaç? Seyedfe'ul icar. İcar kira demek. Kira için ne kadar ödeyeceğini biliyor mu? Kiranın kaç lira olduğundan haberi var mı? La, hayır. La ya'rifu, bilmiyor. Hüve, gizli zamir. O Hişam bilmiyor. Ne bilmiyor? Kem, ne kadar? Seyedfe'u, ödeyecek. İcar. İcar kiralamak demek. Köylerde de icar derler. Yani bir tarlanın kiralanması. Li'icari beytihim el cedid, yeni evleri için ne kadar kira ödeyeceğini o da bilmiyor. 2. Yukarıdaki parçaya göre aşağıda doğrudur, yanlıştır, çarpı veya onay işareti koyun demiş. Evladu Hişam'ın, Hişam'ın çocukları, yuriduna, istiyorlar, en yakını olmasını, beytum evlerinin, öyle ki el cedidu, yeni evlerinin, ba'iden, uzak, an mel'abin, oyun sahasından, oyun alanından. Niye? Pardon, hangi oyun? Nikuratil gadem, futbol oyunu. Ha, futbol sahasından uzakta olmasını istiyorlar. Yani hiçbir çocuk için bu istek makul değildir. Dolayısıyla çarpı, yani onay vermeye gerek yok. Parçaya göre sorulmuş. Parçayı okumadım ama bu cümlenin hatalı olduğu belli zaten. Futbol oynamayacak olsa bile yakın olsun. Belki oynar ileride bir gün.
Hişam'ın. Hişam'ın eşi turidu istiyor hiye o zevce en yekûne beytuhum el cedîdu yeni evlerin olmasını gariben yakın min medresetil evladı çocukların okuluna yakın olmasını istiyor. Niye? Yedhebu gitsinler diye vahdehum tek başlarına ileyha oraya kapının dibinde okul olursa çocuğu okula götürme derdi de olmaz diyor. Evet öyle bir istekleri varmış ona işareti. 3. Erade yuridu istiyor Hişam'ın Hişam ne istiyor? En yakın olmasını beytum evlerinin el cedidu yeni evlerinin gariben yakın olmasını min mektebetin ammetin halk kütüphanesine yakın olmasını istiyor. Niye? Biennum çünkü onlar yuhibbune severler el kıraati okumayı. Buna da bir ona işareti. Kütüphaneye ev yakın olursa ne olur? Kitap almak, okumak, getir götür işleri rahat olur. 4. Ya'meluh amile ya'meluh çalışıyor Hişam Hişam haliyen şu anda fi şirketin kebiratin büyük bir şirkette nerede fi Suudiyeti Suud'da ki büyük bir şirkette çalışmaktadır yok Irak'taydı Suud'da değildi çarpı 5 yuridu Hişamun en yetekevvene beytuhum el cedidu Hişam yeni evlerinin oluşmasını istiyor olmasını istiyor ne olmasını min erba'i hurafin 4 odadan oluşmasını istiyor linnevmi ve hammam alel ekalli en az bir uyku bir de hamam odası istemekteymiş erba'i şimdi min erba'i önceki üniteyle birleştirelim bunu min harfi cerdir erba'i 4 demek 4 rakamı mebni mi muğrep mi yani harekesi değişebilir mi? Değişebilir. Murep'tir. Erba'i olur. Erba 3 ile 10 arasındaki rakamlardan olduğundan dolayı peşine gelecek olan kelime yani temyizi nasıl gelmeliydi? Hem cemi hem de mecrur gelmeliydi. Bu yüzden vuraf gelmiştir. Vuraf gelmiştir. Vuraf nedir? Hareketsiz bir kelimedir. Nasıl hareket vermemiz icap eder? Vuraf kelimesine. Evvela vuraf kelimesinin müfredi nedir? Vurfetundur. Vurfetun. Müfrettir. Yanlış yazdım gerçi. Vurfetun. Onun müfredi olur. Vurfetun. Müfrettir. Vuraf burada yazan yani cemi mükesserdir. Çoğuldur yani. Müfredi neymiş? Bu. Cemisi nedir? Yazıyor zaten. Vuraftır. Bu nedir? Cemidir. Evet. Başka? 4'ten sonra geldiğine göre bunun irabının olması lazım. Mecrur olması gerekir. Cemi mükesserdir. Cemi mükesserlerin cer alameti kesre yani esredir. Erba'i vurafin diyeceğiz. İki tane esre vereceğiz kendisine. Demek ki rakamların irabını, sayıların irabını bilmek neye yarar? Peşinden gelen kelimeye doğru hareket vermeye yarar. Zaten Arapçadan maksat doğru hareketleri, doğru irabı belirleyebilmek. Nahiv adına bu. Yani sarf adına kelimenin türünü bilmek, kelimenin evvelini düzgün okumak da diyebiliriz. Vurafin diyoruz. Sonuç olarak yanlıştır. Böyle bir şey yoktur. Geçtik. Parantez arasından bir şeyler seçilmesi istenmiş. Üçüncü soruya baktığımızda yakın anlamlılar istenmiş. Nahnu biz nebhesu an meskenin fi mevkiin mütemeyyizin demiş. Ha burada mevkiin kelimesi mekan olarak. Mevki zaten. Türkçede de mevki derler değil mi? Hangi mevkidesin? Yani hangi yerdesin? Mevki ile mekan aynı manaya gelir. Melab oyun sahası, mektep okul. Kütüphane ki alakası yok. Mevki sorulmuş burada. Usrat aile demektir. Ehli de aile demek. Usrati benim ailem. Ehli yine benim ailem. Nahnu biz nebhesu araştırıyoruz. An meskenin bir yer. Bir fi mevkain bir yerde ki mesken arıyorlar. Oturma yeri. Ev yani arıyorlar. Fi mevkain bir yerde. Öyle yerde arıyoruz ki mütemeyyiz, seçkin. Herhangi bir yerde oturacağımıza varamıyoruz biz. Seçkin bir konumda oturabileceğimiz bir ev araştırmaktayız. 2.
Lianne çünkü usrati benim ailem sefe ileride nentegilu biz taşınacağız ma ila hunake maiye benimle birlikte taşınacak birlikte taşınacağız ila hunake şuraya ehil aile demek zevceti turidu turidu istemek demek tuhibbu da sevmek demek ya istemekle sevmek arasında büyük bir fark yoktur hani felanca elmayı istiyorum niye o elmayı seviyorum yakın manadır. Zevceti turidu en yekun el beytu gariben min medresetil evladi. Çocukların okullarının eve yakın olmasını, evin çocukların okuluna yakın olmasını istiyormuş eşi. E'melu ben çalışıyorum demek. Eştegülü iştigal ediyorum. Meşgulüm. Çalışıyorum. Haliyen şu anda fi şirketin kebiratin fi Irak. Irak'ta büyük bir şirkette çalışmaktayım. Kem seykunu icaru hadel meskenu şu evin şu meskenin icarı yani kirası ne kadar olacak acaba? Menzil ile mesken aynı manadadır. Menzil ile mesken ikisi de ev konaklama yeri manasına oturma yeri manasına gelmekte. Altı çizili isimlerin türlerini belirtin demiş. Şuradan bakarsak belki çizili olduklarını görürüz. Zaten burasından baktığımız iyi oldu. Muhtaratun min emsalil Arabi. Arap atasözlerine seçmeler. Karşımızda yazıyor. İşte ne diyor? El kıradu fi ayni ümmihi gazal. Annesinin gözünde maymun nedir? Ceylan gibidir. Diğerini de okumadan geçtim. Yirbit bil hayati yaşamla ilişkilendir. Ne bir parça söz konusuydu. Geçtik. Et tedribatu altı çizili kelimelerin türlerini belirleyin. Birinci cümlede bir çizili kelime ben göremedim. Hadi bakalım ama konuyla alakalı ne olabilir burada? İnnel muttegine muttegune muttegine isim faildir. Konu dışı. Evet. Mek'ad. Burası konuyla alakalı. Mekanet kelimesini sormak istemişler. Her ne kadar altı çizili olmasa da siz çizili varsayın. İlgili kelime bu yani. Mekanet ka'ade yek'udu kökünden mekanet ismi mekan olur. Oturma mekanı. Aranan kelime buydu. Peki altı çizili yerleri burada arattırıyorlar da şurada belli mi onlar? Belirtmişler zaten evet. Makam manasındadır. Oturacak yer manasına gelmektedir. İkiye baktığımızda munkalip, bu da munkalep, inkalebe, munkalebin, bu da isim mekanıdır. Yezdadu ihtimamul alemi bi mevziki İstanbul. Mevzik mekan ismidir. Boğaz, İstanbul Boğaz manasına gelir. Mer'an da mekan ismidir. Mer'ayun, Mer'an diye gelir. Sonu illetli olduğundan dolayı. Peşine gelen müstevdaatin. Burada cemisi gelmiş değil mi? Müstevdaat kelimesi. Bu da isim mekandır. Bayağı bir isim mekan geldi. Mekan ismi türetip cümle içinde kullan demiş. Ketebeden ne gelir? Mektep gelir. Şurada olduğu gibi mektebun. Harece yahrucudan mehrec gelir. Sana'a yasne'u mesna'a. Yeskunu mesken. Yed'amu med'am. Yersumu mersem gelir. Mekan isimleri oluşturun demiş. Tanımlara göre. El mekanul lezi o mekan ki ne kulu biz diyoruz fihi orada ne et'ame yemek. İşte yemek yediğimiz mekan nedir? Hı o el med'am. Med'amdır. Yemek yenilen yere med'am denilir. Med'am lokanta, restoran manasına geliyor. El mekanul lezi o mekan ki fihi onda vardır. Et tuhaf. Hı o nedir? El methaf. Methaftır. Methaf müze demek. El mekanul lezi ki nesteşfi fihi. Biz orada şifa buluyoruz. Hüve işte o nedir? El müsteşfa. Şifa bulma yeridir. Yani hastanedir.
El mekanı dedi ki nedbuhu pişiriyoruz fihi orada. Hüve nedir? El medbah. Medbahtır yani mutfaktır. Yemek pişirilen yere mutfak denir. El mekanı dedi o mekan ki nelabı oynuyoruz fihi orada. Hüve işte o orada oynuyoruz dediğimiz şey nedir? El melabu oynama sahasıdır. Oyun sahasıdır. El mekanı dedi o mekan ki nedhulu biz giriyoruz minhu oradan. Hüve nedir? El medhal giriş mekanıdır. Girme mekanı, girilen mekan. El mekanı dedi ki nek'udu biz oturuyoruz aleyh onun üzerine. Hüve nedir? El mek'at oturma mekanıdır. El mekanı dedi o mekan ki nenzuru biz bakıyoruz ileyhi oraya doğru. Hüve nedir? El manzara manzaradır. Manzara ne demekmiş? Kendisine bakılan mekan demektir manzara. El mekanı dedi o mekan ki nermi biz atıyoruz el kürate topu fihi oraya. Hüve o nedir? El merma mermadır. Atılan mekan manasına gelir. El mekanı dedi ki yelha fihi el abisune hüve nedir? O da el melha melhadır. Melha kulüp demek. Alet isimleri oluşturun demiş. Aynı şekilde tanım verilecek. El aletu alet. Elleti öyle alet ki neskubu. Biz deliyoruz. Biha onunla el eşyae herhangi bir şeyleri. Hi o nedir? El miskap. Matkaptır. El aletu leti o alet ki neftahu. Biz açıyoruz. Biha onunla neyi? El ebvabe kapıları. Hiye işte o nedir? El miftahu miftahtır. Yani anahtardır. El aletu leti o alet ki nek nusu biha elbisadati. Hi o nedir? El miknesetu. Miknesedir. Miknese süpürge demek. Neknusu süpürüyoruz biha onunla elbisadati. Falanca şeyleri. Hi o nedir? El miknese süpürgedir. El aletu leti ki nagsilu yıkıyoruz. Fiha onun içerisinde neyi? Es suhun. Pisli şeyleri. Hi o da nedir? Gassaletu suhun. Bulaşık makinesidir. Yani bulaşıklar yıkıyoruz. Hiye o bulaşıklar içerisinde yıkanan şey nedir? Gassaletu suhun bulaşık makinesidir. El aletu leti o alet ki nesiru biha lil intikali min mekanin ila ahar es-seyyara. O da nedir? Otomobildir. Nesiru seyrediyoruz. Biha onunla seyir halinde oluyoruz, hareket halinde. Lil intikal için. Min mekanı ilahar. Bir mekandan başka bir mekana gidiyoruz. O nedir? Es-seyyaratu otomobildir. El aletu leti alet ki nekudu biha es-seyyara. Hi o nedir? El-mikved. Mikvettir. O alet ki nekudu biz çeviriyoruz, kumanda ediyoruz. Biha onunla es-seyyara otomobili. Hi işte o nedir? El-mikvedu direksiyondur. El kalemul lezi o kalem ki tek helu biha en nisa uyunihinne hüve nedir el mikhaldir. Burada kadınların gözlerinin çektikleri kalemden bahsediliyor sanırım. El kalemul lezi o kalem ki yekhelu tukhelu sürmeleniyor. Sürme kullanıyor. Biha onunla ennisa kadınlar uyunihinle gözlerine kalem çekiyor yani. Hi o nedir? El mikhalu sürmedir. Sürme araç gereci. Makyaj araç gereci yani. El münşeatu leti esfa yusfi fiha en nefdu. Hi o da nedir? El misfatu. Misfat rafine demek. O da bir araç gereç. Aşağıdaki cümlelerdeki küçültme isimlerini belirleyerek bu isimlerin küçültme yapılmadan önceki hallerini söyleyin demiş. Büneyye ibni olur. İbnun kelimesi ibni sonra ya eklenmiştir. Benim çocuğum manasına gelir. Büneyye onun ismi tasvir halidir. Ya Buneyye la tüşrik billah. Ey oğlum, oğulcağızım. La tüşrik billah. Allah'a ortak koşma. 2. Cera yecri akıyor. Nüheyrun nehircik. Emame menzilina fil gareti. Köydeki evimizin önünde. Nehir kelimesinin ismi tasdiri Nüheyr gelmekte.
Şairden Şüveyir gelmiştir. La a'taqidu, ben inanmıyorum ki ennehu o şairun hakikiyyun, gerçek bir şairdir. Bel aksine hu nedir? Şüveyirun, şairciktir. Gerçek manada hakiki bir şair değildir yani. Şeribe eşrabu, eşrabu, ben içiyorum. Kuben minel halibi, bir bardak süt içiyorum. Eddafi Kubeylin nevme. Kubeyl az önce, kabli kelimesinden elde edilmiş. Kabli önce, Kubeyl az önce demek. Önceliği azlık olarak ifade ediyor. Kitabun küteyyibun diye geliyor. Cebel cübeyl kelbun küleybun. Nispet isimleri oluşturun. Sekafe, sekafiyyun veya sekafiyyutun. Müennes yapmak istersen T getirirsin sonuna. Onu ifade ediyor. Müennes değil, müzekker yapacaksan T de getirmezsin. Ne yaparsın? Sekafi, sekafetun. Sondaki T'yi silip onun yerine sadece şeddeli Y eklersin. Sağını da eslersin. Sekafiyyun olur. Finlanda demiş. Finlanda ülkesi. Finlandiyun veya diyetun. İnsanun, insaniyun, insaniyetun. İştirakun, iştirakiyun. Sonuncu harfi estrele. Peşine ya getir. Misrun, misriyun. Mısırlı erkek yani. Mısriyetun, Mısırlı kadın. Arabun, arabiyun, arabiyetun. Arap erkek, Arap kadın. Kavmun, kavmiyun, kavmiyetun. Mihnetun, mihniyun veya da miheniyun. İki şekillere gelebilir diyor. Sondaki T'nin silinmesi gerekiyor. Evet da miheniyetun, mihniyetun. Müennesler için bunlar kullanılır. Kühul, sürme demektir. Kühuliyun, kühuliyetun. Şehri ay, şehriyun, şehriyetun. Arapçaya çevir demiş. Müzenin ana girişi kapalıydı. Kâne idi el medhal, giriş mekanı. Er-reisiyyu, ana giriş mekanı, ana giriş yeri. Lil muthafi, müzeye ait olan neydi? Muğlakan, kapalıydı. Burada önemli olan şey medhal, yani dahaleden medhali görebilmeniz önemli. Melce'e, burayı görebilmeniz önemli. Sığınak değil mi? Sığınma yeri. Yine bir elektrikli süpürge satın aldık. Elektrikli süpürge derken Meknes'e bu defa ismi alet kullanıldı. Burası ismi mekan, burası da ismi mekan. Bu defa ise süpürge ismi alet kullanılmış oldu. Semma'a, kulaklık demek. Kulaklık da nedir? İsmi alettir. Semma'a. Bazı hayvanseverler deri kemer bile kullanmıyor. Bazı muhabbiyin nispet ismi, isim mensup diyoruz buna. Cildiyetin, cildun, cildiyetun ismi mensup. Beyincik bedenimizin hayati organlarından birisidir. Beyin değil, beyincik. Muhayhu, muhayhu. Nüveysirun, Nusayrun, Fuaylun. Burası yani muhayhu nedir? İsmi tasvirdir. Beyin değil de beyincik. Hayati, hayata dair, hayata ait. Hayeviyetun ismi mensup. Bunları görebilmeniz beklenmekte burada. Herhangi bir tercümeden öte. Tunuslu ismi mensup olacak değil mi? Tunus'a ait. Yufaddilu es-siyah. Tunus, evet burada diyor. Tunuslu erkek, Tunuslu kadın. Bunu görebilmemiz beklenmiş burada. Peşine mıntıka gelmiş. Mintaka. Şirket yetkilileri aylık toplantılarını yarın yapacak. Şehri ismi mensup. Akşam namazından hemen sonra. Buayde ismi tasgir. Ba'de Buayde olmuş.
Burada ne var peki? İzninizle ders çalışmak için odama gidiyorum. Burada ismi tasvir göremedim. İsmi mensup göremedim. İsmi zaman, isim mekan göremedim. Burada ne için bu örnek verildi? Şu an anlayamadım bunu. En iznikum, sizin izninizle edhebu gidiyorum ila urfeti odama. Niye? Likey edruse, ders çalışmak için. Bitmiş gibi gözüküyor ama o bitmemiştir. Vardır bir şeyler daha diyerek. Bir de buradan bakalım. Burası cevaplar bölümüymüş zaten. Bakalım bitti mi? Sorular geldi. Demek ki bitmiş. Aşağıdaki yapılardan hangisi bir ismi mekan değildir? İsmi mekan değildir. Hangisi? Miknese değildir. Yani neden değildir? Süpürge demektir. Yani süpürge ismi mekan değildir ki. İsmi alettir. Meşrap içme yeri, mehraci çıkma yeri, haraca çıktı, mehra çıkma yeri, menzar, menzara bakma yeri, mel'ab oyun alanı. Beşe bakalım. Hangisinde isim ve küçültme ismi birlikte verilmemiştir? Yani ismi tasgir, küçültme ismi arıyoruz. Bir de onun aslını arıyoruz. Raculun, ricalun. Yani bu raculun normal bir isimdir. Rical de onun cemisidir. Müfretle cemi verilmiş burada. Kamerun, Gumeyrun. Kamer kelimesinin ismi tasgiri Gumeyr gelir. Evet, kelimenin aslı, yani orijinal hali sağda, solda da ismi tasgiri verilmiş. Şair, Şüveyir. Sağ tarafta normal halleri, solda da ismi tasvirleri verilmiştir. Dolayısıyla yalnızca A hatalıdır. A'da müfredle cemisi verilmiş. İki noktalı yere ne gelecek sorusu. Haddit li nokta nokta nokta. Haddit seç demek, belirle. Li benim için. Ne seç benim için, ne belirle. El mev'ide bir mekan belirle. Buluşma yeri. Buluşma yeri. Randevu yeri. Randevu noktası belirle. Elle nokta ki. O randevu noktası ki. Neltaki. Biz buluşacağız. Karşılaşacağız. Fihi orada. Buluşacağımız noktayı sen seç diyor. Dolayısıyla Ceyhan olur. Diğerleri ne olmaz? Mana bakımından uyumsuzluk oluşur. Nasıl mesela? Burada çeşitli kelimeler var. Mesela midfa top demek. Buluşacağımız topu seç. Buluşacağımız topu olmaz. Yani oynayacağımız top olsa olurdu. Dolayısıyla Adana olamaz top demek. Gerçi topla da oynanmaz. Atacağımız top olsa. O zaman olurdu. Değildir. Mev'id dediğimiz zaten manasını söyledik. Berrade kelimesi buzdolabı demek. Mitraka kelimesi mitraka kelimesi çekiç demek. Mihraz pulluk demek, daha önce geçmişti. Şimdi her biri olabilir. Benim için pulluk seç diyebilirsin. Buzdolabı seç diyebilirsin. Ama peşine diyor ki onda buluşacağımız. Yani buzdolabının içinde mi buluşacaksın? Olmaz ki. Pulluğun içinde de buluşamazsın. Topun içinde de buluşamazsın. Çekicin içinde de buluşamazsın. Ancak randevuleşme noktasında mekan olarak kullanmış çünkü. Tek isim mekan bu yani. Gerisi hep ismi alet. İsmi aletin içerisinde de buluşulmaz. Farklı olan doğru cevaptır mantığından. Tek farklı olan Ceyhan'dır. İsmi mekandır. Diğerleri hepsi nedir? İsmi alettir. 6. Şimdi de diyor ki hangisi ismi alet değildir? Az önce birkaç tanesi geçti zaten. Şimdi onlardan bir tanesi bulmamız istenmekte. Hangisi? Ceyhan. Kaade yak'ud kökünden mek'adun mensarun mef'alun kalıbında bak. Bu nedir? İsmi zaman, isim mekan, mimli mastar hangisi olarak değerlendirirsen artık. Ha, diğerler öyle değildir. Diğerlerin her biri nedir? İsmi alettir. Örnek semma kelimesi
Semia kökünden geliyor. Semia işitti, duydu. Semia işitme araç gereci. Yani kulaklık. Hizam kemer demektir. Mek'ade oturma mekanı dersen koltuk olur. Oturma zamanı dersen bir zaman bildirmiş olur. Oturmak da diyebilirsin mimli masdar olarak. Tamamıyla senin değerlendirmene bağlı. Hepsi olabilir. Minşar testere demek. Mikver direksiyon demektir. İkiyi söylemiştik. Üçe geçelim. Hangisi İsmailet değildir? Ceyhan yani. 3. El hadisu hadis nokta nokta beyyene yübeyyünü beyan eder, açıklar. Maoşe ki fil Kur'an'ı Kur'an'dadır. Hadis Kur'an'daki bir şeyleri açıklıyor. Neyi açıklıyor acaba? Ya da hangi hadis? El Buhari, el hadisul Buhari, Buhari hadisi. El Mekki, Mekki hadis veya medeni hadis veya nebevi hadis. O Nevevi demiş değil mi? Nebevi de değil. Nevevi, İmam Nevevi mesela. Veya da Nebevi hadis. Hangisi açıklar? Nebevi hadis açıklar. Yani hadis söz, kelime manası olarak burada, lügat manası olarak kullanılmış. Peygamberin sözü, peygamber sözü beyan eder. Neyi? Kur'an'dakileri beyan eder, açıklar. Nebevi kelimesi doğrudur. Diğerleri değildir yani. Buhari hadis açıklamaz mı? Açıklar da Müslüm hadisi de açıklar ona bakarsan. Bunlar kitap adları. Burada ise kitap adının sorulmadığı belli. Burada nebevi daha genel olan şey aranmakta. 7'ye bakalım o halde. Nokta 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 en mesele. Daha sonra em fi yine nokta nokta geliyor. 7. soru nokta nokta en mesele. Noktalar yerine getirmeliyiz. Mesela müekkedi. Şuradan da başlayabilirsiniz. Em fi demiş. Fi harfi cer peşine kelime gelecek. Harfi cer olduğuna göre cer etmelidir. İkinci kelime mecrur olmalı dolayısıyla. El mezmun mecmur mu? Mecrur mudur? Bu belli değil, belki mecrurdur. El mezmun bu da olabilir. Ama bir şekli buraya yazamazsın çünkü harf başında harfi cer var, bir de burada var. Bir kelimenin başına iki harfi cer getirmek uygun düşmez. Dolayısıyla C hani burada eleriz. Peşine şu dikkatimizi çekmeli. El fehva ile şekil kelimesi birbirine zıt olmakta. Biri içerik, biri şekil, dış. Yani ikisi arasında olayın gidip gelmesi gerekir. Eğer minel müekket, minel ba'is arasında da gidip gelebilir. Bu da olabilir. A, B, C gerçi. Ba'is değil. Fehva ile şekil arasında sonra gidip geliyor esasen. Neden? Dediğin gibi ikisinin manası zıttır. Aynı zamanda şurada da zıttık var. Minel efvari. Yani önemli buluyor. Minel abisi önemsiz buluyor. Saçma buluyor. Minel abisi saçmadır. Saçma şeylerden birisi de nedir? En nes'ele sormamızdır. Eyne nerededir? Hiyel kıymetul hakikiyetu. Hakiki kıymet. Gerçek değerli şiir, şiir için. Şiirin değeri nerededir diye sormamız saçmadır. Ehiye o değer. Kıymet yani. Fil muhteva. Muhtevadadır diye sormamız. Muhtevada mıdır? Em yoksa. Fiş şekli şekilde midir diye sormamız saçma olur. Niye? Neyenler isneyin çünkü ikisi de nedir? Mütelahimani iç içe girişmiştir. İç içedir. Bu yüzden şunda mıdır kıymet? Bunda mıdır kıymet diye sormamız saçma olur diyor. Minnel efvali ise saçma değildir, mantıklıdır manasına geliyor. İç içe girmişlerse bu durumda doğru şık hangisi olacaktır? Edirne olacaktır. Sıra geldi 4 numaralı soruya. Aşağıdaki kelime ikilisinden hangisi yanlıştır? Hangi yönden? Bakıyorum ki sonlarında ya'lar var. Yani ismi mensupluk bakımından hangisi yanlıştır? Nispet ismi bakımından. Ulya, ulviyun. Ulya, ulviyun. Ya'yı vava çevirerek ulviyun. Terbiyetun
terbeviyün. Dünya, dünyeviyün. Feten, fetava diye gelir diyor. Fetava diye niye gelsin? Cimrisi sorulmamış yani. Fetavaya bakarsan isim mensupluk söz konusu değil. Neden? Şeddeli ya ile yazılmamış bir defa. Nevat, neveviyün. Bu sorunun cevabı şuydu esasen. Direkt nasıl bulunur? İsim mensup sonunda şeddeli ya ile yapılan bir kelimedir. Ve şeddeli ya yalnızca Denizli'de yoktur. Dolayısıyla hatalı olan yalnızca Denizli'dir. 8. Boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Burada İsmail'e sorulmuş. Hazretin Erliyetun bir kuvveti 3.6 ala mikyası Richter ölçeğine göre 3.6 kuvvetinde deprem tezribu vuruyor El Asime başkent. Richter ölçeğine göre 3.6 ölçüsündeki bir deprem başkenti vurmuştur, vuruyor manasına gelir. Mikyas, miftah vezninde ismi alettir. Belki de şıkların manası nedir? Mincel, orak demek. Minşar, testere demek. Misfatin, rafineri demek. Gaddaha, hafiflik manasına geliyor. Çakmak manasına geliyor. Edirne şıkkındaki kelime. 9 ile 10 kaldı. 10'a bakalım. Hangi harfi cer gelmelidir? Harfi cer sorusu zaten kitapta anlatılan bir konu birebir. Burada ala'nın gelmesi gerekiyor. Va ve be yuvalibu. Ne gelir? Ala gelir. 9. Yani mana hiç önemli değil. Fiil artı harfi cer belirlenmiştir önceden. Birebir ona uyum sağlanıyor. Boşluğa girmesi gereken kalıp ifade hangisidir? Şimdi okursak ye'ti eta ye'ti geliyor el müslimune Müslümanlar külle amin her yıl Müslümanlar gelir nokta 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 lil vukufi vakfe için ala Cebel Arafe Arafat Dağı'nda vakfe için Müslümanlar her yıl gelir min kulli hadep ve sap her yerden gelir akın ederler. Dört bir yandan, her taraftan gelirler. Bursa doğrudur. Yok, anil eradu el mukaddese, mukaddes yerlerden gelirler. Mukaddes olmayan yerden de gelir. Tavaful Kabe, Kabe'yi tavaf etmek demektir. Kabe'yi tavaf için demek değil ama. Merfu geldi bu. O yüzden buraya uygun değil bir defa. Ve yine Safa vel Merve, Safa ile Merve arasında vakfe için. Hayır, vakfe Safa ile Merve arasında yapılmamaktadır. Dolayısıyla olmaz. En yani havlu alemde yine merfu olarak gelmiştir. Buraya uygun değildir. Videomuz burada bitmiştir. Ne anlatıldı? Burada çeşitli kalıplardan bahsedildi. Evvela dil bilgisinde. İsmi zaman, ismi mekan, mimni mastar kalıpları, ismi alet kalıpları, ismi tasvir, ismi mensup kalıpları. Bu kalıpların ezberlenmesi gerekiyor. En azından birer tane de örnek aklımızda tutmalıyız ki sınavda hangi örneğe benziyor? Bir kelime sorarlar. Hangi örneğe benziyor diye kıyaslayarak cevabı daha kolay bulursunuz.